Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bil hayr. Herkes için Arapça programının çok sevgili öğrencileri, değerli izleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 258. sayfası ve devamını ele alacağız. Şimdi ilgili sayfayı, sayfa 258'i açalım lütfen. Efendim burada sayfa başında الوحدة التاسعة التسوق الدرس الثمانون başlığını görüyoruz. القراءة okuma 9. ünite 80. ders. التدريب الأول 1. alıştırma. İkra'il fikra thumme ecib anil esile. Parçayı oku ve sonra soruları cevapla anlamında bir başlık var. Burada yer alan parçaya ait ses dosyasını programımızın bir önceki bölümünde size arz ettim. Burayı okuduk. Ve burada yer alan şu işaret ettiğim toplam 5 soruyu sizin cevaplamanızı istemiştim. Umarım cevaplarınız hazırdır. Şimdi parçayı hatırlama sadedinde tekrar bir gözden geçirelim. Bismillah. Malikun zehebe ile suk. Malik çarşıya gitti. Huvel ane fi kısmil esvab. O şu anda elbise bölümünde. Yani şu an konfeksiyon mağazasında. Hâzihi esvabun cemilletun cidden. Bunlar çok güzel elbiseler. Hâzâ thawbun azrak. Bu mavi bir elbise. Ve hâzâ thawbun abyad. Bu beyaz bir elbise. Ve hâzâ thawbun asfar. Bu sarı bir elbise. الثوب الأزرق بسبعين ريالا mavi elbise 70 riyale ve الثوب الأبيض بتسعين ريالا beyaz elbise 90 riyale ve الثوب الأصفر بثلاثين ريالا sarı elbise 30 riyale. ماذا يريد مالك؟ مالك ne istiyor؟ ماذا يريد مالك؟ مالك ne istiyor؟ لا يريد الثوب الأبيض. Burada sanıyorum bir baskı hatası olmuş. Buradaki la'nın metnin içerisinde bir yeri yok doğrusu. Yuridu thawbel abyada mavi düzeltiyorum. Beyaz elbise istiyor veya beyaz elbiseyi istiyor. Thawbel abyadu bi 90 riyalen. Beyaz elbise 90 riyale. Hada kesirun cidden. Bu gerçekten çok. Veya bu pek çok. Malikun yuridu thawbel asfara. Malik sarı elbiseyi istiyor. Thawbel asfaru bi 30 riyalen. Sarı elbise 30 riyale anlamında bir parça. Efendim şimdi bu metinde yer alan bilgilerden hareketle şuradaki 5 sorunun cevaplarına geçelim. Eyne malikun el an? Malik şu anda nerede? Şeklinde bir soru yöneltilmiş. Bu soruyu nasıl cevapladınız? Bu soruyu Malikun el-an fi kısmil esvab şeklinde yahut huve el-an fi kısmil esvab şeklinde bir cümleyle cevaplamış olmalıydınız. O şu anda elbise bölümünde, yani elbise mağazasında, elbise dükkanında diye anlayabiliriz. Peki bikem es-sawbul abyad? Bikem es-sawbul abyad? Beyaz elbise kaça anlamında bir soru. Es-sawbul abyad ya da huve. Zamir kullanmak istersek huve deriz. Zamir kullanmak istemezsek es-sevbul abyad deriz. Es-sevbul abyadu bi tis'ine riyalen. Beyaz elbise 90 riyale. Es-sevbul abyadu bi tis'ine riyalen. Peki üçüncü soru. Bikemi sevbul azraku mavi elbise kaça? Bikemi sevbul azraku mavi elbise kaça? Eğer zamir kullanmak istersek huve bi seb'ine riyalen deriz. Huve bi seb'ine riyalen. Şayet o şekilde, yani zamir kullanmak durumunda kalır. Zamir kullanmak istersek es-sevbul azrak demeyip huve bi seb'ine riyalen deriz. Huve bi seb'ine riyalen. Yani mavi elbise veya o 70 riyale anlamında bir cevap vermiş oluruz. Dördüncü soru, bikem is-sawbul asfaru, sarı elbise kaça? Bikem is-sawbul asfaru, sarı elbise kaça? Yani sarı renkli elbise diye de tercüme edebiliriz. Es-sawbul asfaru bi 30 riyalen ya da zamir kullanmak istersek huve
bi-selâsîne riyâlen, o 30 riyale anlamında bir cümleyle cevap vermiş oluruz. Beşinci ve son soru, mâzâ yurîdu mâlikun, malik ne istiyor anlamında bir cümle. Peki malik ne istiyor? Malik sarı elbise istiyor, öyleyse yurîdu mâlikun es-sevbel asfara şeklinde bir anlam taşıyan, daha doğrusu bu şekilde bir ifadeyle cevap veririz ki malik sarı elbise istiyor anlamıyla tercüme ederiz. Peki efendim, şimdi cevapları ekranınıza taşıyorum. Birinci sorunun cevabı malik el-an fi kısmı el-esvab. Soru 2, es-sevbul abiyat bi 90 riyalen. Cevap 3, es-sevbul azragu bi 70 riyalen. Cevap 4, es-sevbul asferu bi 30 riyalen. Cevap 5, malikun yuridu thawbel asfara şeklinde 258. sayfadaki efendim birinci alıştırmanın, alıştırma 1 değil mi, bakayım şöyle, evet alıştırma 1, birinci alıştırmanın cevabı. Şimdi aynı sayfada التدريب الثاني ikinci alıştırmaya geçelim. اقرأ الفقرة ثم يجب عن الأسئلة. Parçayı oku sonra soruları cevapla anlamında bir başlık var. Normalde bunlar dinleme anlama metni değiller. Yani bu metinler okuma anlama metinleri. Ancak kitabınızın müellifleri tarafından bu parçaların da ses dosyaları hazırlanmış. Dolayısıyla şimdi bu sayfada yer alan ikinci alıştırmaya ait ses dosyasını dikkatlerinize arz edeyim. Bir taraftan dinleyin, öte yandan gözünüzle takipte kalın metni ve efendim bu metni dinlerken anlamaya çalışın. Şimdi ses dosyasını arz ediyorum. التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة راشد يذهب إلى السوق راشد يريد قميصا هذا قسم القمصان هذه قمصان جميلة هذا قميص أبيض وهذا قميص أصفر وهذا قميص أحمر القميص الأبيض بعشرين ريالا والقميص الأصفر بثلاثين ريالا والقميص الأحمر بأربعين ريالا راشد يريد القميص الأبيض راشد يحب اللون الأبيض وَلَا يُحِبُّ اللَّوْنَ الْأَحْمَرَ. Evet değerli izleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ilgili dosyayı dinlediniz. Şimdi bu dinlemiş olduğunuz ses dosyasında efendim seslendirilen metni anlamaya çalışalım. Raşidun yedhebu ile suq. Raşid çarşıya gidiyor. Raşidun yuridu kamisan. Raşid bir gömlek istiyor. Hâzâ kısmul kumsan. Bu gömlek bölümüdür. Gömleklerin bulunduğu bölümdür. Hâzihi kumsânun cemîle. Bunlar güzel gömlekler. Hâzâ kamîsun abyadu. Bu beyaz bir gömlek. Ve hâzâ kamîsun asferu. Bu sarı bir gömlek. Ve hâzâ kamîsun ahmeru. Bu kırmızı bir gömlek. El kamîsul abyadu bi 20 riyalen. Beyaz gömlek 20 riyale. El kamîsul asferu bi 30 riyalen. Sarı gömlek 30 riyale. El-gamisul ahmeru bi 40 riyalen. Kırmızı gömlek 40 riyale. Raşidun yuridul gamisal abyada. Raşid beyaz gömleği istiyor. Raşidun yuhibbul levnel abyada. Raşid beyaz rengi seviyor. Raşidun yuhibbul levnel abyada. Raşid beyaz rengi seviyor. Ve la yuhibbul levnel ahmera. Kırmızı rengi sevmiyor. Peki şimdi bu bilgiler ışığında burada yer alan soruları cevaplamaya çalışalım. İle ayna yedhebu raşidun. Raşid nereye gidiyor? Bu sorunun cevabı gayet basit. Raşidun yedhebu ile suq. Parçanın birinci cümlesi. Bu sorunun cevabı. Raşid çarşıya gidiyor. Soru 2. Mâzâ yuridu raşidun. Raşid ne istiyor? Raşidun yuridu kamisan. Ya da huve yuridu kamisan. O bir gömlek istiyor. Peki السؤال الثالث üçüncü soru بكم القميص الابيض beyaz gömlek kaça? Burada zamir kullanmadan cevap vermek istersek şöyle cevap veririz. El kamisul abyadu
El-kamisul ebyadu bi'işrine riyalen ya da zamir kullanmak istersek huve bi'işrine riyalen şeklinde cevap veririz. Beyaz gömlek 20 riyaledir veya o 20 riyaledir şeklinde. Es-sual el-rabi'a. Dördüncü soru. Bikemil kamisul asfaru. Sarı gömlek kaça? El-kamisul asfaru bi-thelâthine riyalen ya da huve bi-thelâthine riyalen. Sarı gömlek 30 riyale. Bikemil kamisul ahmeru. Kırmızı gömlek kaça? El-kamisul ahmeru bi-erba'ine riyalen. El-kamisul ahmeru bi-erba'ine riyalen ya da huve bi-erba'ine riyalen. Es-sualu s-sadis, 6. soru. Bikem kamisu raşid? Bikem kamisu raşid? Raşid'in gömleği kaça? Raşid hangi renkli gömleği almıştı, istemişti? Hatırlıyor musunuz? Beyaz renkli gömleği istiyordu. Öyleyse beyaz renkli gömleğin fiyatı kaç liraydı? 3 numaralı soruda buna cevap verdik. El-kamisul abyadu bi-işrine riyalen demiştik. Öyleyse bu bilgiden hareketle kamisu raşid'in bi'işrine riyalen şeklinde bir cümleyle cevap veririz veya huve bi'işrine riyalen Raşid'in gömleği veya o 20 riyaledir anlamında bir cümleyle cevap vermiş oluruz. Efendim şimdi burada yer alan ve cevaplarını sözlü olarak size vermiş olduğum bu alıştırmanın cevaplarını şimdi ekranınıza taşıyıp cevapları yazılı olarak görmenizi temin etmek istiyorum. Şu an ekranınızda Hallu Tedrib başlığı altında alıştırmanın çözümü yer alıyor. Birinci cümle Raşidun yadhebu ile suq. Cümle 2 ya Raşidun yuridu kamisan ya da huve yuridu kamisan. Cümle 3 el kamisul abyadu bi 20 riyalen. Cümle 4 el kamisul asfaru bi 30 riyalen. El cümle 5. cümle el kamisul ahmeru bi 40 riyalen. Cümle es-sadise kamisu raşid bi 20 riyalen şeklinde. Peki şimdi sayfa değiştiriyoruz. Sayfa 259'a geçiyoruz. Yine 9. ünite 80. ders. Et-tesavvuk alışveriş ünitesi. Et-tedribu s-salis 3. ünite. İkra'il fikra thumme ekmilil ibarat. Evet, paragrafı oku sonra ibareleri tamamla anlamında bir başlık görüyoruz burada. Paragrafı okuyacağız ve daha sonra şurada aşağıda verilen ibareleri tamamlayacağız. Peki o zaman buraya ait bir ses dosyası da var mı elimizde? Var. Bir ses dosyasına sahip miyiz? Sahibiz. Öyleyse burada yer alan cümlelerin seslendirildiği dosyayı ben size arz edeyim. Dinlemede kalın ve beraberinde gözünüzle takip edin. Anlamaya çalışın ve daha sonra aşağıda verilen ibareleri verilen parçadaki bilgiler ışığında tamamlayalım. Şimdi ilgili ses dosyasını arz ediyorum efendim. التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم أكمل العبارات الأسرة تسكن الآن في شقة جديدة الأسرة تريد بعض الأثاث يذهب الزوج والزوجة إلى قسم الأثاث هذا أثاث جميل جدا ماذا تريد الأسرة؟ تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ وتضع السخان في الحمام وتضع التلفاز في غرفة النوم الشقة الآن جميلة جدا sevgili izleyicilerim, değerli öğrencilerim, ses dosyasını dinlediniz. Şimdi bu parçayı anlamaya çalışalım. El usratu teskunul ane fi şakka cedide. Aile şimdi yeni bir daireye oturuyor. Aile şimdi yeni bir daireye yerleşiyor. El usratu turidu ba'dal esas. Aile bazı mobilyalar istiyor. Yani birkaç mobilya istiyor. Yedhebu zavcu ve zavcatu ila kısmil esas. Evin beyi ve hanımı, bey ve hanım nereye giderler? İlâ kısmil esas, mobilya bölümüne giderler. Yani mobilya mağazasına giderler.
هذا أثاث جميل جدا. Bu çok güzel bir mobilya. ماذا تريد الأسرة؟ Aile ne istiyor? تريد ثلاجة وفرنا وسخانا وتلفازا. Aile bir buzdolabı, bir fırın, bir şofben yani ısıtıcı ve bir televizyon istiyor. Bir buzdolabı, bir fırın, bir şofben ve bir televizyon istiyor. تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ. Hanım buzdolabı ve fırını mutfağa koyacak. وتضع السخانة في الحمام. Şofbeni banyoya koyacak. وتضع التلفاز في غرفة النوم. Televizyonu ise yatak odasına koyacak. وتضع التلفاز في غرفة النوم. الشقة الآن جميلة جدا. Ben bunları hep koyacak diye tercüme ettim ama şu cümle benim tercümelerimi bozdu. اَشَّقَّةُ الْاَنَ جَمِيلَةٌ جِدَّنْ Daire şimdi çok güzel. Öyleyse buradaki tadav fiillerini kor, yerleştirir anlamıyla tercüme etmek daha uygun. Alışverişini yaptı aile, eve döndü, hanım yerleştirdi ve daire şimdi çok güzel oldu diye bir cümleyle tamamlandı. Öyleyse ne diyeceğiz? Hanım buzdolabı ve fırını mutfağa kor, yerleştirir. وَتَضَعُ السَّخَانَ فِي الْحَمَّامِ Şofbeni banyoya kor, banyoya yerleştirir. وَتَضَعُ التِّلْفَازَ فِي غُرْفَةِ النَّوْمِ Televizyonu yatak odasına kor. اَشَّقَّةُ الْاَنَ جَمِيلَةٌ جِدَّنْ Daire şimdi çok güzel. اَشَّقَّةُ الْاَنَ جَمِيلَةٌ جِدَّنْ Daire şimdi çok güzel. Peki şimdi ekmil, tamamla bölümüne geldik. Cümle 1. El-usratu teskunu fi denilip boşluk bırakılmış. Yukarıda yer alan paragraftaki bilgilerden hareketle ne yapacağız? Buradaki boşlukları dolduracağız. El-usratu teskunu fi ne diyeceğiz? Şakkatin cedidetin. Aile yeni bir dairede oturuyor. El-usratu teskunu fi şakkatin cedidetin. Cümle 2. Turidul usratu ba'da denmiş. Turidul usratu ba'da boşluğuna getireceğiz. El-esas. Turidul usratu ba'da el-esas. Aile birkaç mobilya istiyor. Cümle 3. El-cümle-salise. Hiye turidu. Aile istiyor. Peki aile ne istiyor? Şu boşluğa sellaceten yazabiliriz. Sellaceten ve furnen ve sehanen ve tilfazen. Birinci boşluğa ne getirdik? Sellace. İkinci boşluğa fırın. Üçüncü boşluğa sehan ve son boşluğa tilfaz. Hiye turidu sellaceten ve furnen ve sehanen ve tilfazen. Cümle 4. Tadau zavcetu sellacete fi. Evet. Peki hanım buzdolabını yerleştirir. Buzdolabını kor. Nereye? Fil matbahi. Öyleyse şuradaki boşluğa, şu an masumla işaret ediyor olduğum boşluğa el matbah kelimesini yerleştireceğiz. Ve tada'u denmiş, boşluk bırakılmış fil hammam denilmiş. Peki neyi banyoya yerleştiriyordu? Neyi banyoya koyuyordu? Şofbeni. Öyleyse şuraya işaret ettiğim yere ve tada'u es-sekhane. Es-sekhan kelimesini getireceğiz buraya. Ve tada'u es-sekhane fil hammam. Ve sonra وَتَضَعُ التِّلْفَازَ فِي Televizyon nereye koymuştu hanım? Nereye yerleştirmişti? Yatak odasına. Öyleyse buraya ne getireceğiz? غُرْفَةِ النَّوْمْ getireceğiz. وَتَضَعُ التِّلْفَازَ فِي غُرْفَةِ النَّوْمْ Televizyonu yatak odasına bırakır, yatak odasına koyar. Evet, الْجُمْلَ الْخَامِسَ 5. cümle. اَشَّقَّةُ الْاَنَ denilip boşluk bırakılmış ve cidden denilmiş. Peki buradaki boşluğu neyle tamamlayalım? Şu kelimeyle tamamlayalım. Yani cemile ile tamamlayalım. Eşşakkatul âne cemiletun cidden. Daire şimdi çok güzel veya gerçekten güzel anlamında. Peki burada boş bırakılan ibareleri tamamlamamız için kullanmamız gereken kelimeler, ibareler hangileri? Onlar şu an ekranınızda. Hallü tedrib başlığı altında. 1. Şakka cedide, 2. El-esas, 3. Sellaceten ve furnen ve sekhanen ve tilfazen, 4. El-matbah, es-sekhan ve gurfetun naum. Evet, 5. ve son cümle cemile kelimesiyle tamamlanmış olmalıydı. Peki efendim,
Şimdi sayfa 259'da dördüncü alışmaya geçiyoruz. التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الأسئلة. Evet, aşağıda verilen paragrafı oku ve sonra soruları cevapla anlamında bir talimat var burada. Peki şimdi burada yer alan paragrafın seslendirildiği ses dosyasını dikkatlerinize arz edeceğim ve daha sonra parçayı tercüme edeceğim. Parçayı tercüme ettikten sonra soruların cevaplanmasını size havale edeceğim. Peki şimdi ilgili ses dosyasını arz ediyorum efendim. التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. الأسرة تذهب إلى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق. الأسرة تذهب إلى السوق بالسيارة. الأم تريد سمكا وبيضا وطماطم، والأب يريد صحيفة وكتابا، والابن يريد قلما، والابنة تريد دفترا. السمك بأربعين ريالا، والبيض بسبعة ريالات، والطماطم بخمسة ريالات، والصحيفة بريال واحد، والكتاب بعشرين ريالا، والقلم بثلاثة ريالات، والدفتر بأربعة ريالات، المطلوب ثمانون ريالا. انتهت الوحدة. Evet sevgili izleyicilerim, değerli öğrencilerim, parçayı ses dosyasına dinlediniz. Burada yer alan cümlelerin tercümesini ve tercüme akabinde burada kaydedilmiş olan toplam 10 cümlenin 10 soru cümlesinin cevaplarını hazırlamayı size tevdi ediyorum. Yani programımızın şu dakikası içerisinde burada verilen parçayı tercüme edecek vakte sahip değiliz. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin de sonuna geldik. Siz burada olan parçayı okudunuz. Zaten şu an ses dosyasından takip ettiniz. Burayı anlamaya çalışın ve anladıklarınızdan hareketle buradaki 10 soruyu cevaplayın. Cevaplarınızı programımızın gelecek bölümünde inşallah ben burada yer alan soruların cevaplarını sizinle paylaştığım zaman kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.